Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lâ asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedin muttasıklen Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ semi'tum bi cebelin zâle an mekânihi fesattikû. Ve izâ semi'tum bi racülin zâle an hulukuhi felâ tusattikû bih. Fe innehu yasîru ilâ mâ cübile aleyh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. İzâ salleytum salâtel fardı. Ey ümmetim! Bir farz namazı, beş vakit farz namazı kıldığınızda fakulu fi akibi kulli salatin her farz namazın hemen arkasında ara vermeksizin veya ara vermiyor denecek bir açıklıktan sonra aşra merratin 10 defa arka arkaya peşi sıra ara vermeksizin la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir deyin. 10 defa bunu söyleyin. Ne olur? O zaman size yukteb lehu bunu söyleyen kimseye yazılır. Yani Cenab-ı Hak ona takdir eder veya yazıcı meleklere emreder. Veya lehu mahfuza yazılmasını söyler. Emreder ki enneme ataka rakabe sanki bir köle azat etmiş gibi sevap yazın der buyurur. Öyle sevap alır. Yani namazın her farz namazın arkasından ara vermeksizin 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir derse bir adam sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Allah bunu yazmalarını meleklere emreder veya levh-i mahfuza yazdırır. Yazdırır. Yani bu kelimeyi Allah Zülcelal Hazretleri çok sever. Sevdiğinin alameti olarak, hoşuna gitmesinin sonucu olarak da kendi katında bu kelimenin derecesi nedeniyle o kula bir köle azat etme sevabı bahşeder, lütfeder. Rakabe aslında boyun demek. Boyun demektir. Kasıt şeydir. İnsanın kendisidir. Yani köle. Köleye isim olmuştur. Köle azat etmiş gibi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde buyuruyor. Bir kölenin mesela sağ kolunu serbest bıraksa adam, azat etse, özgürlüğüne kavuştursa, bu adamın sağ kolu cehennemde yanmaz. Sol kolunu azat etse, sol kolu cehennemde yanmaz. Bütün vücudunu
azat etse, özgür kılsa, kölelikten kurtarsa, Allah da onu cehennemden kurtarır, cennetine koyar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanların, köle olarak olan bulunan insanların özgürlüğüne kavuşturulmasını Peygamberimiz teşvik ediyor bize. Böyle büyük müjdeler verileceğini söylemek suretiyle kölelerinizi azat edin, özgürlüğüne karıştırın, kavuşturun. Yani köle de olsa insandır. İnsan da eşref-i mahlukattır. Yaratıkların en şereflisidir. Kim olursa olsun. Biz bu inançta olduğumuz için kafire bile bize saldırmadıkça insan muamelesi yaparız. Saygı duyarız. Ölüsüne dirisine hakaret etmeyiz. Horlamayız. Bize saldırdığı için karşı koyabiliriz. Onun saldırısını önleyebiliriz. Bize zararı dokunmadığı sürece kafire dahi insan muamelesi yaparız. İnsan Allah'ın halifesi olarak yeryüzüne gönderilmiştir, yaratılmıştır. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde halife yaratacağım Kur'an-ı Kerim'de. Bütün insanlar Adem ile Havva'dan, bir erkek ile dişiden yaratılmış. Onlar çoğaltılmışlardır. Kafirler de aynı anadan babadan gelmektedirler. İnsan kardeşliği söz konusudur. İnanmamış, nankörlük etmiş. Zaten kafir nankör demektir. Nimeti örten demektir. Allah yok demek suretiyle en büyük nankörlüğü yapıyor. Allah bana ibadet edin, kul olun emrini veriyor. Allah'ı tanımıyor, ibadet etmiyor, nankörlük ediyor. Kendi yaratılması, yaratılanı, yaratanını inkar etmek, örtmek suretiyle bu gerçeği nankörlük etmiş oluyor. Evet, sonradan bu duruma düşüyor ama aslı insandır, insan da saygındır. İşte bu nedenle köle bile olsa insan olduğu için, evet, Allah İslam'ı yıkmak, Müslümanları öldürmek, zulmetmek için, Müslümanlara baskı yapmak için, onlara harp açmış, savaşmak için yola düşmüş, harekete geçmiş. Kafirlere karşı Allah Celle Celaluhu cihat edin diyor. Cihadı emrediyor. Şimdi belki hadisler gelecek arkasından. Cihadı terk etmek kesinlikle caiz değil. En büyük günahlardan birisi. Cihat edeceğiz. Bu cihat ne demek? Sana saldırmak, seni öldürmek isteyen kafire karşı canını ortaya koyarak, ölümü göze alarak, hayır, beni öldüremezsin, benim namusumu lekeleyemezsin, dinime, imanıma karışamazsın diye canını tehlikeye atarak karşı koymaktır. Böyle bir en kıymetli şeyi Allah için, Allah emretti diye, cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin emrine imtisalen onu yerine getirmek için canını, en kıymetli şeyini ortaya koyan insana, mümine karşı Allah ölmeyip de, şehit olmayıp da kafiri tutsak etmişse, esir etmişse onu yenmiş ve kıskıvrak yakalamışsa, ülül emrin istemesi üzerine, uygun görmesi üzerine Allah'ın Kur'an'ında bu esirleri ülül emir askerlere, cihada katılanlara köle olarak verebilir. Kadınları cariye, erkekleri köle olarak verebilir. İşte kölelin kaynağı bu cihattır. İşte bu köleleri de diyor Allah, Allah'ın Resulü, azat edin. Köleyi azat eden cehennemde yanmaz. Şimdi böyle bir cihat yok. Böyle bir sevaptan mahrum mu kalalım? Hayır. Her namazın arkasından 10 defa, her farz namazın arkasından 10 defa kim la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir derse, evet, köle azat etmiş gibi ecir alır. Ke ecri men a'taka rakabe, köle azat etmiş olanın ecrini alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi la ilahe illallahu
Allah'tan başka tapılacak hak, mabut yoktur, ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. İlah, kendisine boyun eğilen, uğruna ölünen, onun dediği yapılan şeydir. Tabi ta başta tanrı, insanların tanrı edindikler şeyler. Her insana göre değişir. Bazı adamın ilahı kadın olur. Kadına dayanamaz. Kadın vaat ettiniz mi her şeyini feda eder. Onun nazarında ilah kadındır. Bazı adamlarda bu şakşaktır. Adamı alkışladınız mı her istediğinizi yapar. Onun ilahı şakşaktır. Bazı adamlarda bu makamdır. Bir makam vaat ettiniz mi yapmayacağı şey yoktur adamın. Onun nazarında ilah makamdır. Evet, uğruna her şeyi terk edilen, yapılan şey ilah. Müslümanın uğruna öldüğü, öleceği, ölebileceği, her şeyi yapabileceği bir tek Allah vardır. Allah emretti mi ölür. O ne derse peki der, itaat eder. Müslümanın bir tek ilahı vardır, Allah. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur. Uluhiyet, ilahlık, tapınmak, kulluk sadece bir olan Allah'a mahsustur. Vahdehu, o tektir. Yani uluhiyette tektir. Allah iki olmaz. Allah bir tane olur. Eğer Allah bizim inandığımız Allah inancında Allah, her şeye kadir olan Allah'tır. Yaratandır, şekil verendir, terbiye edendir. İstediğini istediği şekilde yapandır. Böyle tam yetkili. Yetkisinin sonu yok, sınırı yok. Kesinlikle acizlik, eksiklik yok kendisinde. Bu anlamda sadece Allah vardır, tektir. İki olsaydı, anlaşsalar acizlik anlamına gelir. Çünkü sözünü kabul ettiremiyor, anlaşmak zorunda kalıyor. Aciz. Acizlik anlamına gelir. İki ilah olsa da anlaşsalar, acizlik anlamına gelir. Allah'ta acizlik yoktur. Anlaşmasalar, kavga etseler kainat yaratılmazdı. Biri ben yaratacağım derdi, biri yaratmayacağım derdi. Evet, kainat da ortada olduğuna göre ve muazzam bir düzenle çalıştığına göre demek ki istediğini istediği şekilde yapan bir Allah var. Bu onun delilidir. O tektir. La şerike lehu, onun ortağı yoktur. Lehul mülku ve lehul hamdu ve hu ala külü şeyin kadir. Mülk, saltanat onundur. Hamd bu nedenle onundur. O her şeye kadirdir. Dilediğini dilediği şekilde yaratır. Dilediğini dilediği şekilde yapar. Hiç kimse ona şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemez. Nasıl dilerse öyle yapar. Kur'an-ı Kerim'de faalun lima yurid. Allah dilediğini dilediği şekilde yapandır. Hiç kimse ona müdahale edemez. Her yaptığı güzeldir, eksiksizdir, mükemmeldir, bir hikmete mebnidir. Boşu boşuna iş yapmaz, lüzumsuz iş yapmaz. Bizim inandığımız Allah işte böyle kudret sahibi, saltanatta tek olan, hamd kendisine mahsus olan, ortağı olmayan bir ilahtır. Evet, bu Allah ona bu sözü söylediği zaman mümin her farz namazının arkasında hemen akabinde, hemen akabinde diyoruz. Farzı kıldık şimdi. Bazı alimler diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleden bazı şeylerde, hadislerde yakulu ba'de en yukbele bi veçhihi, en yukabbile bi veçhihi ala ashabihi, ashabına dönmeden evvel Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celal vel ikram. Allah'ım sen selamsın. Selam, Allah'ın bir adı selam. Bütün selamet senden kaynaklanıyor. Selameti sen verirsin. Sen selamsın. Ve minkesselam, selamet sendendir. Sen verirsen selamet, sulh, güvenlik, huzur ancak olabilir.
Evet. Tebarek de ya zelcelal vel ikram. Celal ve azamet sahibi Allah'ım. Sen ne yücesin. Bunu söylermiş. Peygamberimiz farzdan ayrıldırmış. Selam verdikten sonra. Otur diyeden ayrılmış. Böyle şeyler var. Rivayetler var. Bazı alimler diyorlar ki şimdi ne dedi? Farz namazların hemen arkasında 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse köle azat etmiş olur dedi. Şimdi de bunu söylerdi ve ayrılırdı diyor. İkisi arasında çelişki yok. Evet, ne dedi hacın açıklamasını ne dedik? Hemen akabinde veya örfen hemen akabi, hemen arkası sayılacak bir şekilde bir adam Allahümme enteselam yümkesselam den evvel mesela namazın arkasından üç defa estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûb ileyh. Vaktim dar. Estağfurullah. 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 Evet. Böyle kısa veya okuduğum şekilde uzun. Üç defa estağfurullah dese namazındaki eksiklikleri var ya, olur ya, herkes mükemmel okuyamaz, tesbihleri mükemmel çekemez, huşu ve huduva tam riayet edemez, eksik olur. %100 üzerinden yüzlük yapamaz. Evet, o zaman bunu söylerse eğer üç defa estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum veya zamanı dar estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah derse o eksiklikleri melekler tamamlar, eksikleri kaybederler, 100 üzerinden 100 yaparlar kıldığı namazı, öyle yazarlar deftere, Allah'a öyle arz ederler, mükemmel namaz kıldı derler. Peygamberin hadisi var böyle. E bunu söyledi. Sonra sabah namazında 7 defa Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Bir rahmetke ya azizü ya gaffar ve zevvicni bihuril eyn. Bütün hadis kitaplarında var. Allah'ım beni cehennem ateşinden kurtar. İyilerle beraber cennetine koy beni. Ey affedici Allah. Ey kudretli Allah. Şunu yapıver. Derse cennette hurilerle beni de evlendir. Cennet nimetleriyle beni lütfet. Derse bu adam cennete girer. Dediklerini Allah yapar. Bunu demezse bir adam diyor, mecbur değil. Farz mecbur. Ama bunlar şimdi söyledim, şunları söylemek teşvik ediliyor. Bakın, yaparsanız şu iyilikleri verir Allah diyor. Mecbur değilsin. Yaparsan bunu söylediğimi söylemedin. Namazın yine geçerli. Yazdılar, borcunu ödedi. Akimus salate. Namazı kıl diyor Allah. Kıldı. Tamam, borcunu ödedi. Fakat bunu sabah namazından 7, akşam namazından 7, diğer namazların arkasından birer defa bunu söylerse bir adam cennete girer, dediklerini Allah ona verir. Demedi. O zaman cennet der ki, kapılarımı ona açtım ama adam istemedi. Cehennem der ki diyor, hadis-i şerif bu. Cehennem der ki, ona gelme bana. Seni istemiyorum dedim ama adam benden Allah'a sığınmadı. Ne yapayım der diyor. Onun için vaktin varsa, durumun müsaitse, zamanın uygunsa, Allahümme sabah namazından sonra Allahümme ecirni minen nar 6 defa. Allahümme ecirni 7. de ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Evet. Ya azizü ya gaffar. Ey kudret sahibi, izzet sahibi Allah. Ey affeden Allah. Ve zevvicni bi huril in. Cennet hurileriyle de beni evlendir, eşlendir. Cennet hurilerini bana hizmetçi ver derse istediğine nail olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu söyledin. Arkasından işte 10 defa diyor bakın la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Ki bunun şimdi okuduğumuz rivayeti böyle. Ama başka rivayetlerde de la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyun la yemutu bi yedihil hayr.
öldüren, dirilten Allah. Evet, bütün hayır elinde olan Allah. Hayır ve şer Allah'tan değil mi? Bütün hayır elinde olan Allah. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Derse köle azat etmiş gibi olur. Evet. Bir de şimdi bunu söyledikten sonra sabah namazında, başka namazlarda da olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tegzilena biha cemi'il hacat ve tudahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve tarfavuna biha alet derecat ve tübelliguna biha aksal gayat min cemi'il hayrati fil hayat ve ba'del memat hasbunallah ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir gufranike rabbena ve ileykel masir derse kazalardan, belalardan, şerlerden emin olur. Bu salavatı getirirse, işin var, müsaitse, acele işin yoksa, trenle, otobüse, uçağa yetişmeyeceksen, mahkemeye yetişmeyeceksen, bir tapu dairesine, bilmem nereye yetişmeyeceksen, okuver bunları. Mecbur değilsin. Ama bakın böyle müjdeler var. Bunu söyledin, ha, Allahümme entes selamü ve minkes selam. Tebarek teyazel celal ve ikram. O zaman söyle bunu. Yani peygamber namazın arkasından bunu söylerdi ve insanlara dönerdi. Mesela ikindi namazından sonra sünnet yok. Dönerdi. Doğru. Biz de bunu ihlal etmedik. Arada yine zikirler ettik, dualar ettik. Bu onu namazla farzın arasında ayırma anlamına gelmez. Böyle tesbihler çekmek. Hatta bazı yerlerde bunları söylemiyorlar. Kızma hiç. Mecbur değil kimse çünkü. Hemen selam veriyor imam. Allahümme entes selam ve minkes selam deyip ayrılıyorlar. Hatta Kabe'de, Suudi Arabistan'da onu da söylemiyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bitiyor iş. Herkes dağılıyor. Hiç kızma. Mecbur değil çünkü. Yaparsan bunları kazanırsın diyor Peygamberimiz. Teşvik ediyor. Mecbursun demiyor. Efendim bunu topluca söylemek bid'attır. Yok. Bid'at, peygamberin sünnetinde olmayan demek. Kur'an'da olmayan demek. İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed bin Hanbel'in içtihadında olmayan demek. Peygamber ne dedi? Şimdi bak okuyoruz. Namazın arkasından kim bunları söylerse, aha böyle müjdeleri kazanır dedi. Peygamberin üç sünneti var. Fiilen yapar. Diyorlar ki efendim bunlar bid'attır çünkü peygamber yapmamış bunları. Sünnet sadece yapış değil ki, fiili değil ki. Bazıları fiilen, fiili sünnet var. Yapar. Bunları yapmamış. Ama ne demiş bak? Yapın diyor bak. Yaparsan şöyle kazanır. Buna kavli sünnet derler. Kavli sünnet. Bir de fiilen yapmamış. Böyle söylememiş. O zaman sahabenin birisi bir şey yapmış, görmüş peygamberimiz. Kötü olsa bırak onu der. Dememiş. Ses çıkarmamış. Ne demek bu? Uygun yaptığı iş demek. Buna da takriri sünnet derler. Şimdi diyorlar efendim peygamber bunları yaptı mı camide söyledi mi? Açıktan açığa. Yok yapmadı. Ama kavli sünnetinde diyor ki yaparsanız bu müjdeler var. O zaman kendin yap. Topluca yapmak bid'attır. Hayır o da yanlış. Bak şimdi ne dedi? Kim namaz, farz namazların arkasında 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derse köle azat etmiş gibi cehennemden kurtulur dedi. Kavli sünnet. Topluca yapmayın var mı kaydı? Camide söylemeyin var mı? Yalnız evde söyleyin, yalnız namaz kılarken söyleyin diye bir kayıt var mı? Yok. Öyleyse mutlak, genel ifadeli sözler usul fıkıh kuralıdır. İtlakı üzere hamlolunur. Yalnız da söyleriz, camide de söyleriz, evde de söyleriz, topluca da söyleriz, münferiden de söyleriz. Bunlar bid'at olmaz. Bazıları bid'at filan diyor. Hayır bid'at olmaz. 1000 senedir
bu aziz vatanımızda Anadolu insanımız, üstazlarımız, atalarımız bu hadislere binaen namazların arkasından tesbih duası ediyorlar. Bunları söylüyorlar. Bid'at olsa söylerler mi? Ne güzel alimlermiş onlar. Hayır, bid'at değil. Teşvik edilmiştir. Mecburu değildir. Yaparsanız böyle müjdelere erersiniz. Bunu gelenek haline gelmiş aziz milletimiz bunları yapmadan camiden çıkmıyor. Ne kadar güzel. Ne, bid'at olur mu hiç? Olmaz işte, bak yerini hadisini okuduk. Evet. Yerini hadisini okuduk. İbn-i Hacer büyük alimlerden ve diğer ehl-i sünnet alimleri bid'at diyenleri şiddetle kınıyor. Evet öyle diyor. Şiddetle kınıyor. Bunu söylemek bid'attır demek çok büyük makabira, büyük yanlışlardandır, hatadır diyor. Şimdi teşvik ediyor Peygamberimiz. Böyle bir müjde var. Şimdi buradan şey edelim. Yani hoca olmak sorumluluk taşıyan bir iştir. Çünkü halk seni dinliyor, yaptığını yapıyor. Çünkü sen görevlisin, işin hocalık. Şimdi Hazreti Ali'ye ne demiş Peygamberimiz? Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Öde, borcun varsa vakti gelince hemen öde. Geciktirme. Namaz vakti girmişse hemen kıl Ali. Bir tane daha var. Dört. Efendim, namazını hemen kıl, geciktirme. Borcunu hemen öde. Evlenme çağına gelmişse kızın, hemen evlendir, geciktirme. Bir de diyor ki işte burada olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeceğimiz gibi cenaze hazırsa geciktirme. Hemen defnet. Neden diyorlar ya Resulallah? İyiyse diyor bir an evvel cennete gitsin. Cennet nimetleri, dünya ne olacak yanında, solda sıfır. Kötüyse de hemen kurtulun şerrinden, defedin gitsin diyor. Ne kadar güzel. Şimdi bunu alıyor hoca. Cenaze var dışarıda, şimdi vardı. Evet. Hemen ala Resulüne salavat, ayetül kürsü, amin diyor. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99. Yüzüncü de la ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin derse bir mümin namazın arkasından deniz köpüğü kadar olsa günahı silinir diyor. Buhari Müslim hadisi bu. Ama müezzin akıllılık yapacak. Cenaze geciktirme, geciktirmeyin diye efendim. Cenaze öleli, adam öleli iki gün olmuş, beklemiş beklemiş. Almanya'dan bilmem kim gelecek falan diye. İki gün beklemiş, bir gün beklemiş. Tesbih duası 2 dakika ya. Hadi 3 dakika olsun. Müezzin efendi, 2 gündür bekliyor bu. Niye acele ettirmedin sen? Niye gömdürmedin adamı? 3 dakikayı geciktirme sayıyor müezzin. Hemen ve me arsalnake illa innallaha yağfiru zunube cemia. Etme hocam. Bu cemaat şu 33 tesbihleri okusun. Deniz köpüğü kadar günahını sildirsin ya, adam 3 dakikada ne olur ya? Maalesef bazı şeyleri yanlış anlıyorlar. 3 dakika nedir ya? 3 dakikada beklesin ya, 2 gün beklemiş ya. Allah Allah. Evet. Şimdi güya sünnete bağlılık gösterecek. Efendim diyor tesbih duası bir itaat. Hayır efendim, işte okuduk bak. Hadis okuduk. Hoca efendi. Peygamberin söz yapın dediği yerde bid'at olur mu ya? Peygamber bunu fiilen yapmamış. Onun için bid'at diyor şimdi. Şimdi ben de ona sorsam. Peygamber asfaltta yürüdü mü? Yoktu o zaman asfalt. Yürü mü lan asfaltta? Şimdi o bid'at ya, peygamber yapmamış. Peygamber uçağa bindi mi? Taksiye bindi mi? Yok ki, nereye binsin? E sen ne biniyorsun? Peygamber yapmamış bak. Sen de yapma lan. Yaya git hadi bakayım. İşinden geldiği zaman bid'at olmuyor. Ama güzel bir şeyi bid'at diye engel oluyor. Şeytan da gülüyor tabii.
Buna ham sofuluk derler. Böyle yanlış kafası çalışıyor. Milleti sevaptan ediyor. Yani iki gün bekleyen cenazeyi 3 dakikada tutsa ne olur ya? Kokar mı yani 3 dakikada? 2 gün kokmamışsa. Etme hocam, gelen Müslümanların bu müjdelerin elinde ne var? Şu namazı tam kıl. Ondan sonra geç namazını, cenazeyi kılacı olan kılsın. Ama Müslümanlar hemen bitiriveriyor, hadi. Evet, yanlış efendim. Evet, bunun kavgası yapılmış. İbn-i Hacer, cem'un minhum İbn-i Hacer. Raddehu cem'un. İslam alimlerin büyük bir grubu bu keskin fikirli adamlara reddettiler. Bunların başında da İbn-i Hacer gelir diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Evet, ıtlak, yani camide söylemeyin, topluca söylemeyin, sesle söylemeyin, yalnız söyleyin, evde söyleyin. Bir kayıt olmadığına göre camide söylenmesi izinlidir, caizdir. Atalarımız da onu yapmış zaten. Anadolu'da asırlardan beri yapılıyor. Yani bu sivri akıllıya gelince kadar onu hiç anlamamış. Bence eski adamlar daha akıllıymış. Şimdikilerin kafası çalışmıyor. Çalışmaz çünkü gözü haram görüyor, kulağı kaderime itiraz ediyorum diye şarkı dinliyor. Beyni sulanık. Yediğinde karışık madde var ama eski adamlar daha sağlamdı. Yedikleri daha temizdi. Onlar daha sağlam düşünüyordu bana göre. Bana göre evet. Siz işte görüyorsunuz böyle sivri çıkışlar olanlara pek kulak vermeyin. Elhamdülillah insanımız hep güzel şeyleri adet haline getirmiş. Ama mecburu değil. Giderse gider, karışmayız. Yaparsan bu müjdeler var. Sana onu söylüyoruz. Onu anlatmış oluyoruz. Onu anlatmış oluyoruz. Evet, Bara bin Azib'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.